Herkese merhaba, kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte GAN isimli şarj cihazlarından biraz bahsetmek istiyorum. Bu bir inceleme değil ama GAN şarj cihazları nedir, ne işe yarar? Birazcık bunlardan size bilgi vermek istiyorum. Bu videoda iki tane de elimde GAN şarj makinesi var. Bir tanesi MC-DODO'nun 100 Watt destekli olan şu modeli. Bunu direkt prize takarak kullanıyoruz. Bir tanesi de yine GAN desteği olan Anker'in şu modeli tam ismini söyleyeyim. Şuradan bakayım uzun da bir isim var çünkü. Anker Powerport Atom 3 Slim 4 çıkışlı 65 wattlık şarj cihazı bu. Bu beraberinde bir kablo veriliyor. Şöyle bir kablomuz var standart güç kablosu. E bunu 220 volta takarak beraber ikisini birlikte kullanıyoruz. Şimdi kabloyu şuraya kenara koyalım. Birazcık ben GAN şarj cihazından bahsetmek istiyorum. Diyelim gibi iki ürün üzerinden anlatacağım ama farklı ürünler de var piyasada. Yani bugün GAN şarj yazdığın zaman Google'a yüzlerce farklı model ürün çıkabiliyor. Bu kadar kablette işte 100 watt olmasa da öbürü de 65 watt gibi bir değer olmasa da farklı farklı türden e, GAN şarj cihazları var. Şimdi biraz ben GAN'dan bahsetmek istiyorum. Bu GAN nedir diye belki merak edenler vardır. galyum Nitrür demek arkadaşlar. Bu özel bir e, malzeme, ürün. E, uzun yıllardır aslında LED cihazlarda falan karşımıza çıkan bir tür özel bir element bu. Bu elementle farklı farklı şeyler yapılabiliyor. GAN'ın bu şarj cihazlarında kullanması aslında mantığı son yıllarda ortaya çıkan bir şey. E, asıl amaç şu daha küçük boyutta ve daha yüksek watt gücü verebilen şarj cihazları üretmek için geliştirildi. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir cihaz mesela 100 watt güç verebiliyor ya da şu tarz bir ürün 65 watt verebiliyor. Gerçi bunun 65 wattı buradaki bütün bağlantıları topladığınız zaman ama olsun. bu da 100 watta kadar çıkış verebiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Şöyle bir adaptörü aldığınız zaman hem bilgisayarınızı hem telefonlarınızı ya da yanınızda olan diğer cihazları şarj edebileceğiniz anlamına geliyor eğer bağlantı türü destekliyorsa. Şimdi birazcık GaN'dan bahsetmek istiyorum. GaN şarj cihazları fiziksel olarak mevcut olan ürünlerden daha küçüktür. Bunun temel nedeni ise gallium nitür şarj cihazlarının çok sayıda bileşen silikon şarj cihazı gerektirmemesidir. Yani silikon malzeme gerektirmediği için daha küçük üretilebiliyormuş. Böyle notlarım var benim küçük küçük internetten topladığım notlar. Özel bir ürün olduğu için de çok daha fazla güç üretebiliyor. Yani küçük ve taşınabilir cihazlar üretmemize yardımcı oluyor ganlar. Şimdi MC Dodo'ya bakalım. MC Dodo'nun üzerinde bir tane tip A, iki tane de tip C çıkışı var ki genelde şunu söyleyeyim. Gan şarj cihazlarının tamamında USB tip C çıkışı oluyor. Bu da şu anlama geliyor. Mutlaka ve mutlaka iki ucu da tip C dediğimiz, şöyle Type-C dediğimiz, şöyle göstermiş olayım. Hatta şöyle yapayım. Daha net görmüş olursunuz. Tip C dediğimiz bu kablodan edinmeniz gerekiyor. Çünkü bu tarz cihaz cihazların neredeyse tamamında ki bunda da öyle mesela. Bunda da bir tane var. Üç tane de tip A dediğimiz bağlantımız mevcut. E bunda iki tane tip C var. Şöyle bir şey anlama geliyor bu. Aynı anda üç tane cihazı şarj edebiliyorsunuz. İki tane tip C kablonuz olduğunu varsayıyorum. Bir tane de tip A standart USB. Şöyle bir standart USB. Tip, bir ucu tip A bir ucu tip C kablosunun olduğunu varsayıyorum. Bununla beraber işte 3 tane cihazı aynı anda şarj edebiliyoruz. Ben bunlara denemeler yaptım bu arada. Yani bu bir inceleme değil ama Acaba dedim ne kadar işte watt şarj ediyor, nasıl yapıyor falan diye. Aynı anda 3 cihazı bağladım. Gayet güzel çalışıyor. Mesela tip A bağlantısından bağladığımda e, ben bende P40 Pro var. Cep telefonu olarak söylüyorum bunu. süper hızlı şarj. Yani onda 3 tane şarj özelliği var. Bir normal şarj, hızlı şarj bir süper hızlı şarj. Süper hızlı şarj yaptı bunda mesela. Böyle bir şey oldu. Aynı zamanda mesela bir bilgisayarınız varsa tip C'den şarj olan onu da şarj edebiliyorsunuz sadece bununla beraber. Bu da güzel bir özellik. Mesela kendi P40 Pro'nun şarj cihazı 40 watt'lık bir şarj cihazı var. Onunla şarj ettiğimde, bununla şarj ettiğimde ikisi işte süper hızlı şarj ediyor. Bu üründe Anker'in bu modelinde ise 65 watt diyor ama e, tip C tarafındaki çıkış 45 watt sadece. Diğerleri de 20 oluyor. Yani taktığınız zaman 20 watt en fazla verebiliyor tip A'lar. Tip C ise 45 watt'a kadar verebiliyor. Bunu da denedim telefonu, aynı telefonu yine. E, süper hızı şarj etmedi mesela. 40 watt, 40 watt ederken bunu da etmedi mesela. Neden etmedi bilmiyorum. Farklı kablolarla denedim bu arada. Bunda da mesela aynı anda 3 tane, 4 tane daha doğrusu. 3 tanesi tip A, bir tanesi de tip C olmak üzere cihazı şarj edebiliyorsunuz. Tabii bunların tamamı 220 volt istiyor arkadaşlar. Hani bunlar pilli vesaireli falan değil. GAN şarj cihazlarının tamamı 220 volt istiyor. Daha küçük, daha basit ürünler de var. Tek çıkışı olan GAN şarj cihazları da var. Ve şu kadar olup da işte 40-50 watt verebilen Gan şarj cihazları da var. 2 tane 3 tane çıkış verip böyle ürünler de olduğunu söyleyeyim. E, bunun dışında dikkat etmeniz gereken şey şu. E, bu tarz sorular çok geliyor bana. O yüzden bunu mutlaka söylemem gerekiyor. Diyelim benim bir telefonum var. 15 watt destekliyor. E, ben bu 100 watt'ı alsam 100 watt şarj eder mi? Etmez. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Birincisi Şarj edeceğiniz cihazın kapasitesi önemli. Yani sizin elinizde 100 watt'lık bir şarj cihazı olabilir ama telefonunuz, tabletiniz ya da neyse artık o cihaz bir aksiyon kamerası olabilir veya başka bir şey olabilir. 5 watt'ı, 15 watt'ı, 25 watt'ı destekliyorsa bunun üzerindeki bir şarj cihazıyla şarj etmeniz hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden böyle bir ürün alacaksanız mutlaka ve mutlaka elinizdeki cihazlara bir bakmanız lazım. Bu telefon, bu tablet, bu bilgisayar kaç vata kadar şarjı destekliyor biliyor olmanız lazım. Yoksa bunun hiçbir anlamı yok. Yani ben 10 wattlık şarj edilebilen bir telefona tutup 100 wattlık şarj cihazını takarsam havaya uçmaz, patlamaz, bir şey olmaz ama 100 watt şarj edemezsiniz. 10 watt şarj edersiniz. Buna dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Yoksa paranızı çöpe atarsınız. Çünkü bu ürünler ucuz değil. Yani normal bir adaptör 50 liraya alacağınız bir adaptörü böyle bir şey. Mesela şu işte 450 500'e yakın bir fiyatı var sadece bunun. Anker'in modeli ise 350 lira 400 lira civarında bir fiyatı var bunun da. Yani ucuz şeyler değiller. O yüzden bu tarz bir ürünü almayı düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka elinizdeki cihazların kaç vata kadar şarj ettiğini biliyor olmanız lazım. Ha, şunun için de alabilirsiniz belki. Hayır benim için önemli olan hızlı şarj olması değil. Aynı anda birkaç cihazı şarj edebilen bir adaptöre ihtiyacım var derseniz evet o zaman anılabilir. Ama... Yani o zaman da bu kadar pahalı bir şey gerek var mı? Çünkü birden fazla çıkış verebilen adaptörler de var. Onlardan da alıp bu kadar yüksek güçlü olmasa da kullanabilirsiniz. Onlar biraz daha fiyatları makuldür. Onu da belirteyim. Yani bu tarz bir ürün kimler alabilir belki diye soracak olursanız alacak insanlar şunlar. Benim bilgisayarım var, telefonum var, tabletim var. Aynı anda şarj etmek istiyorum. İşte bir iPad'im var diyelim ki. Bir tane telefonum var, iPhone olsun. Bir de bilgisayarım var, Apple olsun diyelim ki. Hepsi bir Apple ekosisteminden bahsediyorum. Şunla mesela hepsini şarj edebilirsiniz. Ya da işte bir tane Huawei telefonum var, Huawei bilgisayarım var, Huawei tabletim var şununla yapabilirsiniz. Ya da bir Huawei telefonum, Huawei iPhone bilgisayarım, yani MacBook'um var. Bir de işte GoPro'm var. Bununla kullanabilirsiniz. Yani bir tane şarj cihazıyla her şeyi şarj etmek isterseniz ve eğer cihazlarınız da onu destekliyorsa hızlı şarj etmek istiyorsanız ben mutlaka GaN şarj cihazını öneririm. Bu arada fiyatları pahalı onu söyleyeyim. Yani şu ürüne dediğim gibi 500 lira yakın bir para vermeniz gerekiyor. Gerçekten de pahalı ama şöyle düşünün orijinal bir yüksek hızlı şarj cihazı almaya kalksanız işte Apple'da veya diğer markalarda en az 250-300 lira da daha bile pahalı yüksek paralar vermeniz gerekiyor. Bir tane alıp bütün cihazları şarj ediyor olmak aslında kulağa hoş geliyor. Bir taraftan da bayağı ekonomik olmuş oluyor. Bunu bir kere alıyorsunuz bir daha ömür boyu yani bunun çalıştığı sürece bütün ne isterseniz şarj edebilirsiniz. O bakımdan ben GAN şarj cihazlarını böyle çoklu cihaz kullananlar için öneririm. Özellikle de böyle yanında taşımak zorunda olanlar için. Çünkü evde çok sorun olmayabilir bu. Yani evde bir sürü adaptörümüz var, şu var, bu var. Başka şeyler takıp da şarj edebiliyoruz ama özellikle sokağa çıktığımızda, dışarı çıktığımızda mobil bir iş dünyası içinde hareket ettiğimizde birden fazla adaptör taşımak hakikaten bir süre sonra sıkıcı olmaya başlıyor. O bakımdan ben hani böyle yanında çok cihaz taşımak zorunda olan işte bu illa bilgisayar, telefon, tablet olmak zorunda değil. Farklı şeyler de olabilir. Bizim gibi kamera mesela kameraları artık USB'den şarj edebiliyorsunuz. Birçok kamerayı, birçok işte aksiyon kamerasını vesaire. Onlar için de aslında kullanılabilir bir şey. Hatta ben mesela şunu hem de bunun ikisini de denedim. Canon EOS RP var bende bir aynasız fotoğraf makinesi. Hatta bu videoda onu da çekiyorum. da bile çalıştı ve şarj etti yani onu bile. O bakımdan hani böyle birden fazla cihazı ofis dışında, ev dışında bir yerde kullanmak zorundaysanız eğer bu tarz bir Gan şarj cihazını mutlaka öneriyorum. Açıklama kısmında bir işbirliğim var benim biliyorsunuz farklı videolarda bu tarz bir paylaşım yapıyorum. Oradan yaptığınız alışverişlerde de bana da katkıda bulunacaksınız. Oradaki linki de buraya bırakıyorum. Açıklama kısmındaki linkten alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunacaksınız. Onun da altını çizeyim. Böyle bir işbirliği yaptığımı zaten videolarımda söylüyorum. Oradan alışveriş yaptığınızda bana destek olursunuz. Hem bu ürün var hem bu ürün var. Yani Anker de koydum, MC Dodo'yu da koydum. Farklı farklı daha uygun fiyatlı modellerde seçmeye çalıştım. O linke bir göz atarsanız çok sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere gan şarj cihazını anlatmaya çalıştım. Söylediğim gibi bir kez daha hatırlatayım bunu özellikle altını çiziyorum. Eğer elinizde yüksek hızlı şarj olabilen telefon, bilgisayar, tablet vesaire gibi cihazlar varsa ya da böyle birden fazla cihazım var hepsini ben şarj etmek istiyorum diyorsanız o tarz bir yatırım yapılabilir. Ama onun dışında yani telefonunuz desteklemiyorsa hızlı şarjı veya bilgisayar veya tabletinizin öyle bir özelliği yoksa çok da hani o kadar maliyette değmez diye düşünüyorum ben. Ama söylediğim gibi özellikle mobil olanlar için güzel bir cihaz, tek bir cihazla her şeyi şarj edebiliyorsunuz. O benim hoşuma gitti. Bunun da altını özellikle çizeyim. Dan şarj cihazlarıyla ilgili merak ettikleriniz, benim anlatmayı unuttuğum şöyle bir şey olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi gibi sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Bildiğim kadarını da yanıtlamaya çalışıyorum. Youtube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.